Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programında Ali İmran suresinin 139. ayetinin önümüze serdiği bir ibret tablosuna bakmaya çalışacağız. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer inanmış kimselerseniz üstün olan sizsiniz. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer inanmış kimselerseniz üstün olan sizsiniz. Evet değerli izleyiciler, Yüce Allah'ın mümin kullarına verdiği değer Kur'an'ın pek çok ayetinde dile getirilir. Ki bu ayetlerden bir tanesi de inanan kimseleri kesin bir üstünlükle müjdeleyen bu ayet-i kerimedir. Ayet-i kerime her şeyden önce üstünlüğü doğrudan doğruya imanın bir özelliği olarak bize bildiriyor. Doğrudan doğruya imanın, imandan gelen bir özellik olarak bildiriyor. Yani bu daha sonra ele geçecek bir üstünlük değildir. İnsanın eğer talihi yaver giderse veya başka bir alemde erişeceği bir üstünlük değildir. İman etmek suretiyle zaten erişmiş olduğu bir üstünlüktür. Hatta sadece Kur'an'ın inişi zamanında ona muhatap olan bir kısmı insanlara hitap eden bir ayet de değildir bu. Bütün müminlere hitap eder ve iman sahibi olan herkesin imanıyla beraber böyle bir üstünlüğe de sahip olduğunu peşin peşin vurgular. İnsana bir defa baktığımızda zaten insan seçkin bir yaratılışıyla diğer varlıkların üzerinde kesin bir üstünlük sahibi olarak düzenlenmiş, bu aleme gözünü açmıştır. Mümin olarak ise onun çok daha farklı, çok daha başka üstünlükleri de vardır. Bir defa o, alemlerin Rabbinin, kendisine bunca nimetleri bağışlayan alemlere Rabbinin çağrısına kulak vermiş. Ona şükür ve hamdle mukabele etmiş. Rabbi de onu huzuruna alarak hitabıyla, konuşmasıyla, çok özel lütuflarıyla şereflendirmiş demektir. Bir defa müminin böyle bir üstünlüğü vardır. Bu üstünlük bu dünyanın ölçüleriyle ölçülebilecek bir üstünlük de değildir. Yani bu gelip geçici dünyanın, şu kainat içerisinde varlığı bile belli olmayan bu küçücük dünyanın içerisinde, üzerinde bir kısacık an içinde gelip geçen hadiselerin mizanıyla tartılabilecek bir üstünlük de değildir. Yani bütün yer ve gökler sahibi olan Allah'ın, Yüce Allah'ın bütün yer ve gökleri geçmiş ve gelecek zamanlarıyla, bütün incelikleriyle kudreti altında tutan Allah'ın bizzat hitabına muhatap olmak, onun huzuruna çıkmak gibi bir üstünlük varken, bu dünya üzerinde cereyan eden gelip geçici hadiselerin bu üstünlük üzerinde bir etkisi olması hiçbir şekilde düşünülemez. Yalnız şu kadar var ki, Allah'ın mümin kuluna bağışladığı bu üstünlüğe kişi imanının gücü ve kendi çabası nispetinde erişecek demektir. Çünkü imandan gelen bir özelliktir ve o iman ne kadar güçlüyse ve kişinin hayatında ne kadar tesirini gösteriyorsa bu üstünlük vasfına, niteliğine de kişi o oranda erişecek demektir. Evet, alemlerin Rabbi bir defa kuluna böyle büyük bir nimet bağışlamış, bir üstünlük, alemde başka bir varlığa nasip etmediği bir üstünlüğü nasip etmiştir. Ancak böyle bir nimette elbette ki kendisine, kendi değerine, büyüklüğüne layık bir fiyat ister. Kulun da Rabbinden gelen bu lütuflara cevap vermesi, bu lütuflara erişmek için, layık olmak için çaba göstermesi, alın teri dökmesi ve bu fiyatı ödemesi gerekir. Ki ayet-i kerime işte bu fiyatı yine çok özlü bir ifadeyle bize bildiriyor ve diyor ki gevşemeyin ve üzülmeyin. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Başka bir deyişle Rabbinizin rahmetinden asla ümidinizi kesmeyin. Gelip geçici sıkıntılarla sarsılmayın. Dünyanın hali ne olursa olsun, siz sarsılmayın, üzerinize düşen çabayı göstermekte,
imanınızın gereği olan işleri yapmakta asla ve asla gevşekliğe düşmeyin. Çünkü bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu ayetin devamındaki diğer ayetler de bu hakikate işaret eder ve dünya hayatındaki sıkıntılarla Allah'ın kullarını sürekli olarak sınadığı bildirilir. Aynı hakikati dile getiren daha başka ayetler de vardır. Fakat bu ayet ise peşin peşin inanan insanın üstünlüğünü dile getirmek suretiyle şu hakikati de ortaya koyuyor ki bu dünyada müminin çektiği sıkıntılar ve kafirin kazandığı başarılar kafirlerde bir hakikat olduğu veya Allah'ın mümin kullara değer vermediği anlamına gelmez. Bu dünyanın tabiatıdır. Dünyanın bir imtihan dünyası oluşundan gelen bir sonuçtur. Onun için çetin şartlar, zor zamanlar inanan kulların imanına asla bir zarar vermemeli, özgüvenini zedelememeli, şevk ve gayretini asla kırmamalıdır. Şimdi bu ayetin dikkat çeken bir başka yönü de Uhud Savaşı'ndan sonra nazil olan ayetler arasında bulunuşu. Uhud Savaşı bilindiği gibi bir zaferle sonuçlanmak üzereyken insanların kendi hataları sebebiyle mağlubiyete dönüşmüştü. Ancak bu konuda bir muhasebe yapan ve gerekli dersleri bize veren ayetler şiddetli ifadeler kullanmıyor. Dikkatimizi çeken nokta, çekmesi gereken nokta bu olmalı. Kulların kendi hatasından dolayı ortaya çıkan bir sonucu değerlendirmekle beraber şiddetli ifadeler kullanmıyor. Tam tersine teselli veren, ümit veren, özgüveni aşılayan bir üslupla onları tekrar hayatın içine çekiyor ve tekrar şevk içinde yeni hedeflere sevk ediyor. İşte bundan, bu üsluptan ve bu yöntemden herkesin, özellikle irşat mevkiinde bulunanların ve yöneticilerin çok büyük dersler çıkarması gerekiyor. Onlara da sorumlulukları altındaki insanlarla beraber bir takım sıkıntılara düştükleri zaman nasıl bir tavırla onlara yönelmeleri gerekir? Bu ayet pek güzel örneklerle ortaya koyuyor diğer ayetlerle beraber. Yine bu ayetten çıkarmamız gereken bir ibret dersi, müminin, her bir müminin bu ayeti kerimeden bir nasibi var demektir. Yani bu nasibin bir kısmı özgüven, bir kısmı da yükümlülük olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir yandan mümine bir özgüven aşılıyor bu ayetler. Çünkü o doğrudan doğruya alemlerin Rabbinden gelen bir hitap, şu hitap. Siz üstünsünüz, üstün olan sizsiniz ifadesi, hitabı doğrudan doğruya her birimize gelen ve her birimize doğrudan doğruya alimlerin Rabbinin hitabı olan bir söz. Onun için bu sen üstünsün sözü bize bir defa pek üstün, büyük bir rütbe, mertebe bahşediyor. Ancak bu üstün rütbenin, bu yüksek mertebenin de getirdiği bir yükümlülük var ki o da bize bu değeri kazandıran imana uygun bir şekilde yaşamak. Ve imanın gereği olan şeyleri de hal ve hareketlerimizde sergilemek. Bu da şartlar ne olursa olsun çalışmak ve çabalamak. Sarsılmamak, gevşememek, şevk içinde yeni hedeflere doğru koşmak demek. Zira dünyanın sıkıntıları ne kadar büyük olursa olsun bir mümin için uzun boylu durmaya, düşünmeye değer şeyler değildir. Eğer bir mümin pek değerli olan ömrünü, zamanını, enerjisini böyle gelip geçici şeyler için ahvah ederek, ağlayıp sızlanarak tüketirse, enerjisini böyle harcarsa, gevşeyip üzülürse o üstünlüğünü ortaya koyamaz. Bunları harcamadığı takdirde enerjisini, ömrünü, o zaman ona gösterilen hedefler doğrultusunda harcayacağı enerjisiyle Rabbinin ona layık gördüğü üstünlüğü sadece ebedi alemde değil, bu alemde de pek çok defalar yakalama imkanına sahip demektir
İşte bu ayet-i kerimede birçok ibret dersiyle beraber böyle bir ibret tablosunda gözümüzün önüne seriyor değerli izleyiciler. Bir sonraki ayetler ve ibretler programında daha başka ayetler üzerinde ibret nazarıyla durmak niyetiyle hepinize hoşça kalın.